Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için ben fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına niyetlendim. Sizler kendi yüreğinizdeki sıkıntıya odaklanın diyorum arkadaşlar. Yani herkesin derdi maalesef sınavı bambaşka, yüreğindeki yangı imdat beklediğimiz alan başka. O yüzden şunu söylemek istiyorum sizlere. Uyanları alın, uymayanları evrene gönderin ve hep söylüyorum. inanın ben tüm pozitif enerjimi güzel rehberlik etsin inşallah diye niyetlenip de kapatıyorum sizler adına. Kolektifin hayrına çıksın diyorum. Neyse halimiz o çıksın falımızda. Dedikten sonra şöyle gördüklerimi de sizlere gösteriyor olacağım. Ne güzel bir yüreğinizin ortası beyaz kaldı. Baksanıza hepimizin hayatı böyle olsa keşke. Şimdi burada bir tane dost var. Dosta bağlı iki kişi çıkmış. İki kişinin de kafaları tamamen aslında şeyde. Ben o parayı nasıl öderim? Biz burada nasıl yaparız? Acaba bu parasal konuyu nasıl çözeriz? Burada iki kişi görüyorum. Bu iki kişi de aslında şu demek. Ee, diyor ki... Senin hayatında çözemiyorsunuz yani bunu çözemiyorsunuz diyorsunuz birbirinize. Şimdi bunun dışında. Aslında uçan balon gibi de duruyor. Acaba çözemeyeceğinizi düşünmek gibi mi? Yani birbirinizi çözemiyorsunuz. Çözemiyoruz biz bu işi dediğiniz bir şey var. Karşılıklı tıkanmışlıktan geliyor arkadaşlar bu. Ve bir insan var dostunuz tutuyor sizi. Aslında belki birbirinizde kalsanız çok daha sert konuşacaksınız. Belki de daha çözemeyecek durumdasınız ama burada bir dost yardımı net görüyorum yani iyilik adına gördüğüm için anneniz olur aile fertleri olur onu bilemem ama bir yardım psikolojik destek ya da maddi manevi bir destek sürecinizde var diyebilirim açıkçası dolayısıyla arkadaşlar şöyle söyleyeceğim size kesinlikle ve kesinlikle şurada iki tane insan da balık gibi. Bak iki tane fırsat var burada. Bir kişi sizin hayatınızda bir kapı açmış ya. Büyük bir kapı açmış. İkiniz de birbirinizi suçlarken. İki kişi görüyorum. Bir alyansla bağlantılı olduğunu görüyorum. Evliliğinizde büyük sıkıntılar çekmiş olduğunuzu söyleyebilirim. Bakın çok kısmetlisiniz. Atnalı var arkanızda. Ama bu kısmetler niye gelmiyor diye isyan ediyorsunuz. Herkes benim kadarını yapıyor. Onlar mutluyken ben neden böyle... Bu niye böyle benim başıma geldi dediğiniz bir durum var. At nalı çıkmış. Bu sizin çok kısmetli bir insan olduğunuz anlamına gelir. Yani şöyle belki çok istediğiniz bir şey var. Bugün olmaz ama haftaya olur. çok istediğiniz bir şey var. araba var. Bir, ev var. Yemek var. Aklınızdan geçirdiğiniz ya. Basit. Sakız çekti canınız. Aa, o akşam çocuklar eve sakız alıp da gelmişler. Normalde almazlarmış falan gibi dediğiniz bir çok kısmetinizin açık olduğunu fakat son zamanlarda bir şey oldu bana. Vallahi billahi ne oldu anlamadım dediğiniz bir tıkanıklık veriyor burası. Bu tıkanıklığı da arkadaşlar karşılıklı birbirinizi suçladığınız bir insan olduğunu görüyorum. Fakat bu çıkış noktanız net var. Karşılıklı konuşacaksınız. Ben bunun sizden tarafı olduğunu sizden birisinin. Ortak birisinin ama yani sizden biri sadece sizin için değil karşı taraf için de yapacağı bir adım sonrasında çok net bir şekilde ee, şey olduğunu görüyorum arkadaşlar. Ve bakın sizin kafanız geçmişe yönelik. Nasıl bir büyük bilinmezliğin içindeymişsiniz. Gerçekten üst üste gelmiş. Atnalı karşıda durup duruyor. Yani diyor ki e, atnalı atnalı olalı böyle kısmetsizlik göstermedim vallahi dediğiniz bir konu yani. Resmen böyle. Evet talihsizlik kısmet ve sınav aslında ya. Üst üste gelir arkadaşlar. Yani sevgili yokken kimse yoktur. Sen bir sevgili edinirsin. O bir sürü kısmet artar, vesileler çoğalır. Falan filan. Bu biraz böyle olmuş. Son bir ayınız kapalı, açık diyemeyeceğim. Ama bununla alakalı da gerçekten bir sınav olduğunu da unutmayın. Yine karşılıklı konuştuğunuz kişi, ortak yardım eden insanın karşınızdaki olan kişi. Yani aynı kişiyle sakin konuşuyorsunuz. Sanki ikiniz de artık kabullenmişsiniz. Evet ya, ben de zaten hani hata ettim. Af dilemek var ya, öz eleştirinizi de yapacaksınız bakın. <laughs> Şurada da atın kendisini görüyorum. Bu at geleceğiten yara yara geliyor yanınıza ya. Yok gerçekten bak hani bu dediğim az önceki bahsettiğim şey var ya kısmetliymişsiniz ama işte hani son zamanlarda üst üste gelmiş sakız istemişsiniz çocuklar sakız almış. Genel akışı bu falan. Ama evet çok haklısınız ne oluyor ya diyeceğiniz kadar üst üste gelmiş bazı şeyler ne diyelim ona Son zamanlardaki sınavlarınız. Bir de sizi en çok şey yıkmış ya. Hem yakınlarınız hem de ne yapacaklarını bilememeniz. Allah'tan o aracı kimse. Yani ikinizin aranızdaki iki kişi muhatap olduğunu, sorununun diğer ilgili kişisi kiminiz oluyor bilemem. Ama o kişiyle alakalı en azından büyük bir çözüm söz konusu. E, F harfleri var. Karşılıklı konuşma tekrardan var. Ben size söyleyeyim. Şubat'ı bitti sayıyorum. <laughs> ya 8 gün var daha çok haklısınız. Bir haftası duruyor ama bu bir haftada zaten hala aynı psikolojide olacaksınız. Yani siz Mart ayında şu diyeceğim psikolojiye geçeceksiniz. Mart ayında arkadaşlar artık resmiyete dökelim. Tek celsede bitirelim. Aman bu hamleyi tamamlayalım. Aman da şu falan diyeceğiniz bir durumdur. Yani demem o ki siz aslında Mart ayında hamleniz başlayacak. Hiç Şubat için e, beklentilerinizi e, düşük tutun yani. Beklentide durmayın. Ve nasıl fil var burada. Çok güzel bir anlaşma yapacaksınız. İstediğiniz anlaşmayı Mart'ın sonunda elde edersiniz. Parasal kazanç, e, para ka kazancı. dediğiniz bir anlaşma söz konusu. Evet, maddi anlamda maddi anlamda bir anlaşma da var burada, bir rahatlama var. Oh be. Ne zaman diyoruz Buket Hanım? Sen sadede gel. Bak bu iki insan öpüşüyor, kafalarına sarılmışlar, affetmişler geçmişteki bilinmezliğin boş olduğunu anlayacaklar. Burada bir karı koca sarılması var, burada bir nişan anlaşması var, burada parasal konuda ee, netlik kazanmışlık var arkadaşlar. Netlik kazanmışlık var. O yüzden şöyle söylemek istiyorum. Her şeyden önce gerçekten e, büyük bir mücadele, büyük bir barış ve büyük bir kazanç. Buna ne diyebilirsiniz bilemem. Çok emek verdiğiniz bir şey bu. Aylardır kapalıymış, sıkıntılıymışsınız. Hele son bir ayınız oldukça sıkıntılı, meşakkatli. Kesinlikle kabul ediyorum. Ama şuradaki bir çift var. Bakar mısınız sarılana? Yıllardır kavuştum ablama kavuştum. Ben görüşmüyordum. Ee, i̇şte şuydu. Sıkıntılıydı. Problemliydi. İşte e, yoktu. Falandı filandı. Sizin için neyse. Mümkün değil dediğiniz ne var arkadaşlar? Birisiyle barışma var burada. O yüzden çok net. Kafanızda hala bir tarafım var. Yok değil. Bak. Şimdi hala bir taraf acabalarla dolu. Bakayım neyi düşünüyormuş ya. Bu kadar her şeyi açtıktan sonra ha verdiğin emeklerin karşılığını alabilecek miyim? Doğru mu yaptım? Evet doğru yaptım. Bunu düşünen sen sen, sen doğru yaptın. Bunu düşünen karşı tarafta doğru yaptı. Çünkü sen ciddi anlamda Mart Nisan Nisan ayında vereceği mücadele karşılıklı ve ikiniz olacaksınız. Birbirinizi sarılmışsınız. Birbirinizi kucak gelmişsiniz. Ve kafanızdaki özellikle bir tarafın oldukça fazla olması çatışmalar olur mu? Yeniden başa gelir mi? Ya da bu konular tekrar başa sarar mı olmaz. Başa sarmayacak demiş resmen. Bir kart daha seçeceğim. Hakkım yenilir mi? Tartışmalar çıkar mı? Çıkmaz. Yani bu anlamda içinizin Nisan ayı ile alakalı erkekten gelen bir anlaşma olur. Kesinlikle bu işin sonu. Haksızlığa mı gireriz? Çatışmaya mı gireriz? Emek verdiğim hakkımı yerler mi? Bu emekler çöpe mi gidecek? Bu kadar zaman kaybı boş mu olacak? Hayır efendim. Bu erkek gelecek. Bir erkek gelecek. Erkekten yana bir teklif gelecek. O teklifle de siz çok net bir şekilde aslında hem umduğunuzu bulacak, hem aradığınızı alacak, hem bir aşımı sağlayacak, hem de haksızlık ortadan kalkacak diyeceğiniz bir süreç var burada. Bakalım tabak neler söyler? İşte o güneş nasıl açmış, nasıl doğmuş? Bak, zaten tabakta da şey oldu. Tabi daha yeni ben öyle düşünebiliyorum ama <laughs> şöyle diyeceğim size. Hmm. Güzel gözyaşlarınız var. Evin içi tertemiz. Güneş doğdu dediğim kısım var. Yani aslında hiç negatif durumun yanaşmadığı, bulaşmadığı, arındık mı çok şükür dediğiniz bir konu var. Dallanıp budaklanan 5 rakamlı bir konu. Nisan sonra Mayıs. Mayıs ayında bence 5. ay ama ayın beşinde, 15'inde, 25'inde. Mayıs ayıyla alakalı. E resmen elinizde bir şey tutmuşsunuz. Sanki böyle hani şey böyle Yaşıyor bakalım dergi Böyle bir elinize sopa almışsınız bir şey dürteceksiniz. Ve yaşıyor olduğunu göreceksiniz. Belki bir şey deneyeceksiniz. Deneyimlemek için yapacağı. Acaba olur mu dediğiniz bir şey olacak. Belki bir acaba ile başlayacaksınız ama sonuç mükemmel olur mu kesinlikle. Çünkü sonrasında dallanıp budaklanıyor. Sanki böyle bir ağaca işte ne diyelim ona bir ee, su koyuyorsun. Suda böyle bir büyüyor, yeşeriyor. Ağaca dönmüş dallanmış, budaklanmış. Bir kalabalık anlamına gelir mi? Evet kesinlikle gelir ama bu bir berekettir de aynı zamanda. Siz resmen burada bereketinizi alacağınız kariyerinizde paranızın artacağı ya da işte belki ya para ya da kariyer. Burada cevaplar sizde. Hani evin ortasında az önce bahsettiğim sıkıntıları bak o kişiyle barışırsın, uzlaşırsın, kavga biter, küslük sonlanır. Özellikle aç tarafında kalp görüyorum ya daha ne olsun. Burada da üç rakamı görüyorum mesela. Burada özellikle bu insan bu insanı kaldırmış. Sanki böyle emekleyen bir çocuğunuz var da. Gel ben seni kaldırayım diyor. Bunun anlamı şudur. Ya sizin zaten evlisinizdir. Çoluk çocuğunuz vardır ve Artık çocuğunuza desteklediğiniz bir döngüye geçiyorsunuzdur. Çocuğunuz düşmüş emekliyor. Gel yavrum ben seni kaldırayım. Ya da partnerinizdir, eşinizdir, iflas etmişti. Bunca ailesel sorunları vardı. Gitti çözdü, hallettiniz. Her şeyi çözdünüz, bitirdiniz. Ve artık eş diyor ki gel ben sana yardım edeceğim de kalkalım. Yani burada şu var her şeyden önce. Ee, diyor ki sen kesinlikle ve kesinlikle ee, bir destek göreceksin eşinden yana gelen bir destek olacak bu ve gerçekten bu destekle de ayaklanacaksın ya da eşini destekleyeceksin ama kesinlikle yardımcı olacaksın ayaklandıracaksın yani senin hayatında bugün kimse yoktur Belki şu an senin hayatında, yardım edeceğin biri çıkacak. Bu da Haziran sonu gibi demiş. Çünkü onun öncesinde stabil bir süreciniz var gibi görünmekte. Mücadele etmiş. İki kişisiniz. Herkes kendi hayatıyla ilgili mücadele etmiş. Kadersel anlamda Haziran ayından sonra hadi gel seni kaldırıyorum deyip de eşinizi yerden yani aslında motivasyon anlamında da olabileceği için kaldırıyor olduğunuzu gördüğüm bir kişi var. Bu da eş Diyorum. Bu da birliktelik anlamına gelir beraberliğiniz geleceğe yöneliktir devam eder o birliktelik her şeyden önce gibi diyeceğim bir yorum açıkçası bu arkadaşlar bilginiz olsun ee, çok güzel aile içi iç kısmı onu söyleyebilirim yani huzur geldi mi geldi? E, i̇ş tarafında beklediğini haber teklif güzel bir başlatma. Bence de sizi şöyle bir dürtmüşsünüz. Aa burada yaşıyormuş deyip başlıyorsunuz oradan bir iş tutturmaya. O tutturduğunuz işte kesinlikle gelecek vaat ediyor. Ağaç gibi dallanıp budaklanıyor. Hane ortasındaki vermiş olduğunuz tüm mücadeleleri maddi manevi karşılığını alacaksınız. Aşamayacağınız engeller kalmamış artık. İlişki olarak baktığımda da erkekten gelen büyük bir destekle manevi anlamda da yardımla da Kalkınıyor bu çift ve bir gelecek sağlanır. Burada bir geleceğe vadeden bir ilişkidir buradakiler demiş burası bana arkadaşlar. Sadece ve sadece aldığım enerjiyi aktarmaya çalıştım yine bugünlük de. Şimdi aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oluyor. Ben sabahları ve akşamları iki bakımda karşınızda oluyorum arkadaşlar ve özellikle mesajlarınızda, videolarımın altındaki yorumlarda Verdiğiniz enerjiyle devam edebiliyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Her şeyden önce e, kolektifin bütünün hayrına olsun dediğim bir alan. Sizlerin de benim adıma vermiş olduğu o pozitif enerji, o dua halinizi alıyorum. Zaten hem yazıyorsunuz hem de özelden belirtiyorsunuz. Böyle bir bağ kurmuşluk inanın benim çok mutlu olduğum bir alan. Şimdi sizin mutfağınızdayız. Ne yaptın akşamdan beri? Dünden beri iyi misin? Bu akşam ne yaptın? İşte sabahtan beri ne yaptın o meseleyi dediğim bir alanmış gibi geliyor bana burası. O yüzden çok hem yalın objektif olduğum bir alan hem de çok samimi ve doğal olduğum bir ortam oluyor benim için de. E bu enerji de işte bana yarın akşam tekrar tekrar bana bu yıllarca video çektirmeye enerji sağladı. Çok 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 teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İlk kez dinleyen arkadaşlarım ki her yeni bir gün katılan arkadaşlarımız oluyor. Ne diyor bu kadın ya diyorsanız eğer arkadaşlar. Şunu diyorum, şunu bekliyorum, şunu istiyorum. Keşke kötülükler olmasa. Hayat kötü olabilecek kadar. İnanın uzun değil uzun. Ömür gelmiş geçiyor. Daha dün dediğimiz vakit daha yıllar öncesindeymiş meğer diye böyle yüzleşiyoruz. O yüzden size tavsiyem derdinizi bilmiyorum. Elbette ki birileri yüzünden canınız çok yanıyordur. Ben orada dediğim gibi yani dertten ziyade lütfen beddua etmeyin. Bir kişi kendi yapmış olduğu o kötülükle alakalı, size verdiği zararla alakalı biliniz ki, biliniz ki kendisine karma yarattı. Eden bulur arkadaşlar. Son güle iyi güler diye bir laf vardır. Boşuna denmemiştir. O yüzden herkes kendi bacağında nasıl acığından dolayı ile kendinizi negatif beslemeyin de yapan kimse Yaptığına utanacağı günler gelecek. Buna inancınız tam olsun. İşte o yüzden siz ilahi adaleti teslim edin. Er geç tecelli edecek. Haricinde bir de şunu söylemek istiyorum size. Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar. Umudunuzu yitirmeyin olur mu? Çünkü bir kapı kapanıyor. Eyvah diyorsun ya. battım bittim. Bir bakıyorsun farklı bir kapıya vesile oluyor. Ve sonra diyorsun ki ya ben iyi ki bu şerri yaşadım ya. Arkasındaki bu hayıra da kavuştum diyorsun. Yani hayır için o şer gelmiştir. Ya sabır. Umudunu yitirme yarınlarından. O kapılar açılacak elbette ki. Sağlığın yerindeyse aşacaksın. Nitekim sağlıkla sınandığımız az yıllar geçmedi. Az psikolojilerimiz bozulmadı. Allah sağlık versin. Gerisi hallolur diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Bu günlük benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki açılıma kadar başta Sağlıkla kalın hepiniz hoşça kalın.